iyiydim. Dün ben çalışkandım. Sadece sendikaya olduğum için her gün yeni bir kumpas kuruyorsun bize. Her gün yeni bir rivayetten üretiyorsun iş yerinde. Bizleri de huzursuz ediyorsun. Kendin de huzursuz oluyorsun. Bugün geldiğin noktada bizim emeğimiz var. Bizim alın terimiz var. Bunu nasıl inkar edersin? Devleti yönetenlere sesleniyorum. Gürmen'de anayasal hakkını kullanmak isteyen insanlara baskı var. Gürmen'de anayasal hakkını kullanmak isteyen işçi işten atılıyor. Görün bizleri, duyun bizleri. Evet arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, biz korkmuyoruz, siz de korkmayın. Sizleri birbirlerini düşürmek isteyen insanlara prim vermeyin. Bizi her gün yeniden tehdit, yeniden korkutan insanlara prim vermeyin. Korkmayın. Sendikal hareket başladıktan sonra bugün sırtımızı sıvazlayanlar yarın bizi yine işten atacaklar. Sendikasız işletmelerde asgari ücret altında maaş alanlar var. Gürmen işçisi de, Ramsey işçisi de bugün işe dur dedi, sendikalaşmak istedi. Ve Özüplik Sendikası'na geldi. Özüplik Sendikası bir işçi hareketi. 1978 yılında kurulan, işçiler tarafından kurulan ve bugün makine başından gelen işçiler tarafından idare edilen bir sendika. Özüplik Sendikası makine başında, Özüplik Sendikası işveren katında, Özüplik Sendikası bu tür toplantılarda üyesinin hakkını savunan, üyesiyle her toplantıyı yapan, üyesinin sorunlarını gerekli yere ileten bir işçi hareketidir. Bunu Remzi Gül veya Hüseyin Doğan bir artık anlamaya başlayacaklar. Biz diğer sendikacılar gibi, diğer sendikalar gibi patrona farklı, işçiye farklı konuşmuyoruz. İkiyüzlü davranmıyoruz. Bizim bu mücadelede, sizinle olan mücadelemizde bize olan baskıları bir bilseniz, hepsini elimizin tersiyle ittik, işçi bizim yanımızda isad edik, bu kavga sürecek, geri dönüş yok diyoruz. Özüplik Sendikası üzerine düşen görev yaptı. Özüplik Sendikası bütün kadrosuyla burada. Bundan sonra görevini yapma sırası Gürmen çalışanlarında. Gürmen çalışanlarına sesleniyorum. Bakın bir fıkra anlatacağım. Bunu bizim için. Mardin yöresinde çok kültürlülük vardır. Mardin Türkiye'nin bölgesi. Mardin yöresinde çok dinlilik vardır, çok kültürlülük vardır. Ağa bir gün kendi tarlasına gidiyor, üzüm bahçesine. Bakıyor ki 3 tane genç bahçeye girmiş, hırsızlık yapıyor. Gençlerden birisi Müslüman, birisi Hristiyan, birisi de Yezidi. Yezidi ateşe tapanlar. Şimdi ağa diyor ki, lan 3 tane genç, ben üçüne birden müdahale edersem beni döverler. Dönüyor Yezidi'ye diyor ki, lan bana bak, bu Hristiyan Allah'a inanıyor, ben de inanıyorum. Bu da Müslüman, benim din kardeşim. Yezidi, sen benim inandığım Allah'a inanmıyorsun. Benim bahçede ne arıyorsun? Yezidi'yi iyi bir dövüyor. Dönüyor Hristiyan'a diyor ki, bu benim din kardeşim, bu Müslüman. Sen Hristiyansın. Ne işin var benim bahçemde diyor. Hristiyan'ı da dövüyor. Sonra dönüyor Müslüman'a diyor ki, bana bak Müslüman, hırsızlığın haram olduğunu dinimizde bilmiyor musun? Dönüp Müslüman'ı da dövüyor. En sonunda üçü beraber diyor ki ikisi, ya biz Yezidi'ye sahip çıkacağız. Şimdi biz birbirimize sahip çıkacağız. O işveren vekilleri var ya, bizi ayırmak istiyor ya birbirimizden. Ben bugüne kadar hayatımda işveren vekillerinin işletmeden ömür boyu kaldığına şahit olmadım. Onlar da bir gün işinden olacak. Ama işvereninden
aferin almak için, daha fazla para almak için size baskı yapıyorlar. Onlara söyleyin, yarın onlar da işinden olacaklar. Ama bilin ki hakkımız ortak hareket etmekte. Eğer ortak hareket etmezsek asgari ücretin dışında hiçbir şey bulamayacağız. Sadece asgari ücret mi? Peki buradan çıkanları diğer saygınlara giderken Ramsey ve Gürmen işverenin telefon edip bunları iş almayın demiyor. Öyleyse biz başarmak zorundayız. Bizden ne isteseniz biz buradayız. Kemal Bey 5 aydır burada. Ramazan'ı burada geçirdi. Üzerinden güneş geçti, yağmur geçti, kar geçti. Kendi çocukları bile baba artık gel diyor. Ama o burada, Sedat Bey burada, Recep Bey burada. Biz buradayız. Ne zaman isterseniz yine buradayız. Ama lütfen arkadaşlara söyleyin. Biz o iş yerine geldiğimizde makineye zarar vermeyeceğiz. Üretime zarar vermeyeceğiz. Biz çalışacağız. Çok çalışacağız. Ama 900 liraya hayır diyoruz. 900 lirayla biz geçinemiyoruz. Bütün kavgamız o. Var mı bunda bir şey? Peki sana ne oluyor ey işveren ve işveren vekilleri? Hadi o zaman ben buradan hodri meydan diyorum. Sen sendikaya karşısın. O zaman ver bu işçilere. 4 ikramiye ver ve 3 ikramiye ver. Ben çekip gideceğim. Hadi hodri meydan. Ver bu işçinin hakkını, bu işte de sendikadan istifa etsinler. Ama hak vermeye gelince yok. Sonra dönüyorsun, diyorsun ki ne istediniz de vermedik. Ya hak istedik vermediniz, ekmek istedik vermediniz, zam istedik vermediniz. Geçinemiyoruz dedik bakmadınız. Daha ne söyleyelim biz size?